Her günkü koyduğum yer burası. Evin önü mü orası? Burası, burası. Kapı. Perşembe gecesi saat 3'te motor çalınmış. Ben cuma 2:30'da haberim oluyor. Engelli olduğumdan dolayı fazla dışarı çıkamıyorum. Ekmek de ekmek. Tabii ondan çoluk çocuğuma ekmek kazanıyor. Gitti. Şu an ortadayım. Faturam gelmiş. Yatıramıyorum bak. Oradan gelişimi de gördünüz. Durumu da gördünüz. Ekmek teknem gitti yani. Çocukların ekmek teknem. Elinizi öper 3 tane çocuğum var. Onları da okutuyorum. Düşün yani. O da gittikten sonra ne yapabileceğiz? Ne satıyordunuz? Ya üstünde sebze, meyve. Ne elme ne geçerse onu yapıyordum işte. Ekmek teknesi bildiğiniz gibi. %60 engelliyim ben. Hayırsever vatandaşın yardımıyla o motoru aldım. Çoluk çocuğuma ekmek kazanmak için. 2 yıldır kapımın önünde bağlı olan motor perşembe gecesi gece 3'te gittiğinden haberim yok. Cuma günü saat 2:30'da haberim oluyor. Dışarıya çıktıktan sonra. Gittim karakola şikayetimi arz ettim. Ondan sonra olay bu. Ondan ekmek kazanıyordum çoluk çocuğuma. Elinizi öper 3 tane kızım var. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Şu 4-5 gündür bir damla uyku uyumuyorum. Bak gözümde bile sinirden, stresten şey çıktı. Rahatsızlandım yani. İşte psikolojik ben çöktüm. Zaten bedensel engelliyiz. Zaten dışarıya çıkmıyoruz. En azından çoluk çocuğu gezdiriyordum. Parka ora bura gidiyordum. Şimdi bir yere gidemiyorum. Bak fatura gelmiş. Faturayı yatıracak adam arıyorum. Düşün. Yani tutunacak bir dalım vardı. O dal da gitti. Motoru alıp götüren kişiye onda Allah korkusu varsa, Muhammed korkusu varsa, tamam mı? Engelli bir vatandaşın motorunu götürmek ne demek? Bir düşünsün bakayım. Ben başka bir şey demiyorum. Şimdi şu an en kötü fiyatı 9 milyar. İkinci el 9 milyar. Sıfırı 15 milyar. Düşünsene ben bir engelli vatandaşım. Devletimizin verdiği maaşla geçim yapıyorum. Hurdacıya verir. Hurdacı 1000 liraya da satar. 500'e de satar. Yani onun şeyi Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Hayatımda ilk defa röportaj yapıyorum. İlk defa televizyona çıkacağım. Vatandaşlardan ricam lütfen rica ediyorum. Ezan da okunuyor. Engellilere karşı biraz daha duyarlı, anlatabiliyor mu? Bilgili, bilinçli olmalarını istiyorum. Yardımsever vatandaşlardan onlardan rica ediyorum. 3 çocuğum var. 3 tane kızım var. Okul okutuyordum. Ekmek teknem gitti. Eğer yardımcı olabilirlerse bana Allah rızası için yardımcı olsunlar. Ben başka bir şey istemiyorum. Sadece ekmek istiyorum. Ekmek paramı kazanmak. Başka bir şey istemiyorum. Ne oldu? Motorunuz çalındı. Siz onunla ekmek parası kazanıyormuşsunuz. Evet. Zor durumdasınız şimdi. Hı-hı. Neler söyleyeceksiniz? Ya bulunmasını istiyorum. Birlikte herhalde olsa... Yardımcı oluyordum evet. Ya yanımda hep sürekli yanımda. Sürekli yardımcı oluyorum ona. Ya bu benim yanımda olmasa da bir iş yapamam. Ben her şeyine koşayım ha. Birlikte motorda. Aha yardımcı. Evet. Geçen sene simit satıyordum. İşte böyle olunca moralim bozuldu. Hı. Allah rızası için motoru bulunmasını istiyorum. Evet şuradaydım. Motor şurada. Her gün koyduğum yer. Şikayet dilekçemi vermişim, şikayetçiyim. Motorumu çalan kişilerden.